Bodrum'da geçen Ağustos ayında fuhuş operasyonunda 13 kişiyle birlikte tutuklanan ÖK isimli şahsın 2,5 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Şüphelinin fuhuştan elde ettiği parasını akladığı suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2020 Ağustos ayında fuhuş çetesine yönelik yapılan operasyonda 14 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında çetenin elebaşı olduğu öğrenilen ÖK isimli şüpheli de vardı. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri yabancı kadınları Türkiye'ye getirip fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle çok sayıda suç kaydı bulunan ÖK isimli şahsın 2014-2020 yılları arasında 6 senelik banka hesaplarını incelemeye aldı. Şüphelinin fuhuştan elde ettiği paralarla Bodrum'daki bir araç kiralama firması ile Denizli'deki bir otele sözlü ortak olduğu, kazandığı paralarını buralarda aklayıp aile bireylerine mülk edindiği ortaya çıktı. Muğla Asayiş ekipleri Perşembe günü operasyon için düğmeye bastı. Bodrum merkezi olmak üzere İzmir ve Bursa'da yapılan operasyonda ÖK'nın ailesinden 2 kişiyle bahse konu araç kiralama firması ile otel yetkililerinin aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında şahsın suçtan elde ettiği gelirle aldığı 2 lüks aracı, İzmir'de bir tanesinin üzerine 200 bin TL değerinde prefabrik evin yapıldığı 2 arsa, İzmir'de bir villa ile bankasındaki 700 bin TL'sine el konuldu. Öte yandan Muğla'da yeni kurulan suç gelirleriyle mücadele büro amirliği ekiplerinin yaptığı bu operasyonun Muğla'da bu nitelikte yapılan ilk operasyon olduğu bildirildi.